Bildiğin arka sıradakiler de böyle çift dikiş. Oradaki herkes çift dikişli. Bir lise öğrencisiydin. Evet. Ama ilginç bir ayrıntı var. Hayatında da gerçekten hep arka sırada oturmuşsun. Evet. Niçin? Ben biraz kiloluydum. Şu anda da fazladan kilolarım var. İnşallah zayıflayacağım. Spora gidiyorum. Gerek yok. Herkes bak, aynı burada olmasın. Yok, burada bir tane eski şişman var. Eski profesyonel. Burada hala profesyonel bir şişman var. Sen bu fizikteyken... Ben biraz kiloluydum. Ya plazma televizyonda sen büyük gözüküyorsan ben halı gibi gözüküyorum. Ama sana yakışıyor. Sana işte. Dikkatli ol dedim. Ne dedim? Evet. Ben az konuşayım. Yok yok, güzel. Dalga geçerlerdi benimle. Boy da var tabii. Evet. Enine boyunca evet, bir kız. Evet evet, bir de kilolu. Siz görmeyin böyle minik olduğunu falan diye. Yani bayağı bir boyu var yani senin. 1.72 boyum. Maşallah. Dalga geçerlerdi, rahatsız olurdum. Ben de hep arkalara saklanırdım. Öyle de o yüzden. Ya hayatının projesi oldu arka sıradakiler. Bak evet. Bir gün önünü açacakmış. Evet. Gördün mü, çok ilginç. Yalnız senin sıra arkadaşların hala lise okuyor. Yani 7. sezon. Evet evet, ona da dikkat ediyorum gerçekten. Yani Türk eğitim sistemini alt üst ettiler yani. Evet. Tebrik ediyorum kendilerini. Her şeyin bir rüya olduğu ortaya çıktı. Kâbusmuş. Sen niye şey yapmadın? Kâbusmuş. Devam etmedim. Sonuna doğru çok barışsever. Sen niye devam ettin? Ben artık hani Zehra karakteriyle kendimi ne kadar tabii o halka... Halk onun kararını verir de kendimi gösterdiğimi düşünüyorum. Onun dışında şimdi artık kariyerim için farklı roller geldiği zaman değerlendirmek istedim. İyi yapmışsın. Ve önce şey geldi, Kurt Kanunu geldi. Peşinden de 80'ler geldi. Evet. Bir şekilde 80'lerde şimdi bir hayli de aktif. 80'lerin önemli bir özelliği tüm rollerin çok adil dağıtılması ve herhangi bir başrolün olmaması. Daha doğrusu o da kolektif bir çalışma. Bu iyi bir şey galiba. Bu arka sıradakilerde çok yoktu. Yani tabii, orada bir aşka kitlenmiş şey. Hepimiz. Orada da Özlem Türkat var. Berlin Kaplan'ın da oynayan. Özlem başrollerde. Şahane bir oyuncu değil mi ama? Çok, yani öyle. Çok iyi yani. Çok seviyorum. İnsan olarak da çok iyi. Pardon, soru neydi? Özlem'i andım. Özlem'e buradan saygılarımızı iletiyoruz. Buradan sevgiler. Gülşah, senden küçük bir ricam var Twitter'da Gülşah. Pelin'i çok sevdiğini biliyorum. Her zaman destekçi olduğunu da biliyorum ama yaklaşık 6000 tane tweet atınca diğer tweetleri göremiyorum arada. O yüzden tamam, çekilebilirsin. Bunu Pelin'e ilettik. 16 numaralı eserimizde 80'lerdeki halim var. Bir 80'lerdeki halini yaşatalım mı? Tamam. Sen 87 doğmuşsun. 86. 86 doğmuşsun. Bak ne güzel ya. Bir kadın ilk kez yaşını düzeltti ve büyüttü. Bir bakalım ondan sonra soracağım. Bu sizde kalabilir mi? Ben bütün gün bununla dolaşmak istemiyorum. Ay, kalabilir tabii. Ne var onun içinde? Boya fırçaları falan mı? Ne alaka şimdi? Sen o duvarlara slogan yazan komünistlerden değil misin? Ay, ne alakalı ben demek istiyorum Çağatay. Ya ne demek ne alakası var abla ya? Şunun tipine baksana, komünist işte. Bunun gibiler yüzünden memlekette slogan yazılmamış duvar kalmadı be. Komünist nedir? Sen bununla ilgili bir şey biliyor musun acaba? Bir fikrin var mı ki konuşuyorsun? Tabii biliyorum. Niye bilmeyeyim? Ne bileyim. Sokakta çocuklarla top oynayan biri için bu konular biraz ağır kaçar. Burada biraz büyümüşsün. Yani hani böyle büyümüş de küçülmüş bir halim var. Evet, solcu, biraz politik bir karakter. Sonra 80'lerde. Işte bu... 2012'de de gönüllü avukatlık yapıyor. Gönüllü avukatlık yapıyor kadına ama o şey solculuğu biraz feminizme doğru kaymış. Tabii. Ve kadın haklarını koruyan bir hali var. Güzelmiş. Güzel. 80'lerin yaşamadın sen. Yaşamadım. Çocuktun. Kimden duydun? Valideden, pederden? Evet, babam anlatıyor bir şeyler. Ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Bir dakika, ben biraz düşüneyim. Şimdi yeni yazmıştı bir şeyler. Kömür mesela. Kömürler evlerin, apartmanların önüne büyük büyük atılırmış. Sonra onları orada kırıp sonra tekrardan yukarıya çıkartıp yani o biraz güç gerektiriyormuş. Ya, kış aylarını hatırlıyorlar. Evet evet, genelde kışları hatırlıyorlar. Hı-hı. Soba falan. Yazları geçen işte. Dişimizi kırardık o kömürleri. Gerçekten. Ya hatta şaka bir yana hakikaten çok eski arkadaşım olduğun için şey de biliyorum. Böyle lak diye gelmedin. Şeye, gökten zembille inmedin. Bayağı bildiğin tırnaklarında. Sen benim çocukluğumu biliyorsun. Ya çok... bilmem ya. O anlamıyorum bir şekilde. Korsan TV yılları. Korsan TV. Daha da öncesi HBB'ye gel ya. HBB evet, yaptık ya ilk işimizi. Abi piyanist şantörmüşsün. Tabii. Tarabiye yakaladın mı yoksa şey Yeni Kapı sahilleri mi? Yeni Kapı'da ben çalıştım Karides Restoran'da. Karides Restoran'da? 92. 91. Bayağı 91. Böyle bildiğimiz şantörlük yaptın değil mi? Tabii. Aman efendim, kimler gelmiş falan var mıydı sen tabii bir aklım olarak? Ben memlekette, ben Bursalıyım biliyorsun. Memlekette de çok çalıştım. Bin türlü hikaye yaşadım yani.
Sen önce aslında müzisyenliğini... Ben konservatuvar müzik bölümünü kazandım, girdim. Ama içimdeki yangın başka türlüydü. Bir süre sonra içimdeki adam dışarı çıktı. Müzik onun yanında bir arkadaş oldu sadece. Beraber takılmaya başladılar. Öyle bir şey oldu ama... yani aslında müzik benim ilk aşkım tabii. O hiç bitmeyecek bir şey yani. O acayip bir şey. 80'lerin nasıl geçti senin? Benim 80'lerim... Benim 80'lerimi bir gün ben yaşlandığımda... Bursa film yapmak yani isterim orada, yani bir dönem filmi olarak. Çünkü 80'ler ve Bursa'da o kadar güzel hatıralarım var ki. Yani... Müthiş hikayelerim var ya. Yani. Özellikle kardeşinle mesela evin tuvaletine gitmesi. Kardeşim yani hep gösterilerde anlatıyorum. Bir zamanlar Bursa'da, bir zamanlar Bursa'da başlığıyla hep bilinen hikayelerdir onlar. Tek ışık dev kadrolarda hep gülünen hikayelerdir ama. Filmin adı da belli oldu. Bir zamanlar Bursa'da. Aman abi. Aman abi. Çığlar nerede? Aman. Ama oradan da gelirler. Sepeti Time'dan patlarız o zaman. Patlar her türlü gelirler evet. Yani üzerine. Şeyde mesela 15-16 yaşındayken düğünlere giderdik Bursa'da. Köylere. Önümüze perde gererlerdi. Kına olduğu için kızları, kadınlar var sırf onları görmeyelim diye. Görmemen lazım. Perdeye çalardım mesela. Bağlama, bateri. İşte ben küçük Yamaha PSR 62'ler vardı o zaman. Arap sesi yapan. Ben de ondan vardı bir tane. Tabii. Bayağı renkli ve şanslı bir çocukluğum oldu ya. Çok şanslıyım çok perdeye rezildim. Söylüyorsun tabii, abi. Tabii. Ben pavyonda da çalıştım. Yaşım tutmadığı için kurtuldum. Şöyle ki kurtuldum. Pavyona düştüm reis. Ya estağfurullah usta ama bir kardeyle çalışılırdı ya pavyonda. Ama bak şöyle ya İzmir'deyiz o zaman. 9 Eylül Üniversitesi'nin sınavlarına, konservatuvar sınavına hazırlanıyorum. Aynı zamanda İTÜ'ye de hazırlanıyorum. Sonra İTÜ'yü kazanınca İTÜ'ye geçtim. Ama İzmir'deyiz. Para yok, pul yok. Ne yapacağız? İş arıyorum yani piyanist yapacak ama İzmir şehrini tanımadığım için. Nereden bulunur bilmiyorum. Gazetede bir ilan. Dalyan'da işte sezonluk piyanist şantör aranıyor diye. Bir gittim aynı filmlerdeki gibi böyle beyaz takım elbiseli bir organizatör. Böyle biraz oynuyor bir yerleri falan. Fakat tabii o zaman çocuğum yani. 18 yaşındayım ve çok umutluyum. Bir nevi küçük Emrah vaziyeti. İşte iş arıyorum falan filan. Dedi seni Dalyan'da nefis bir tesise yolluyorum dedi. İsmi dedi o zaman Beyaz Ev Restoran dedi. Beyaz Ev. Belki de duruyordur o mekan hala. Duruyorlarsa buradan selam olsun. Hikayeyi yanlış anlamasınlar. Benim kendi trajedim o. Kendi içimde yani. Neyse Beyaz Ev Restoran. Okey dedim ben gideyim. Abi taksiye bindik gidiyoruz. Böyle git bitmiyor o zaman. Yollar falan kötü. 10 saat falan yol gittik. Üçüncü saati falan bana bir dank etti. Kışın ortasındayız. Sezonluk Dalyan'da arıyorlar. Yaz sezonu değil ki yani. Kışın ortasında ne sezonu bu? Neyse Dalyan'a geldik bak. Bir tane köylü bir abi böyle. Dedi ki sonra ben adamın sesini hep kullandım hayatım boyunca. Dedim ki Beyaz Ev Restoran neresi dedim. Ayşe'nin yerini mi diyorsun dedi. Ayşe'nin yeri. İhale değişiyor bak. Dedim ki herhalde tanıdığı için diyordur Ayşe'nin yeri falan. Bir gittim bayağı yerel halkın kışın erkeklerinin eğlenmeye gittiği bir tane böyle solist çıkan pavyon bozması, müzikol gibi bir yer. Fakat 150 kere çökertme çaldım o gece. Kadına eşlik edemiyorum. Bir de eşlik etmem lazımmış. Ben yemek müziği falan yapıyorum. Vefa arıyorum falan şarkılar söylüyorum. Hiç orada var ya bu vefa arıyorum dediğin zaman sakatlarsın kendini yani. Anladın mı? Orada başka bir şey var. Böyle zeytinler yiyorlar insanlar karşında. Şimdi kadın da birbirlerine türküsünü söylüyor tamam mı? Birilerine bakar. Şimdi evet fakat ben eşlik ediyorum fakat ben yeni almışım ritim box'ı. Bir türlü ayarlayamıyorum. Şimdi böyle oluyor kadın. Birilerine hızlan diyor bana. Bir elliyorum elektronik zıt diye gidiyor. Bakar dururum. Bayağı Yeşilçam filmi yani. Neyse abi o gece bitti. Beni üst katta bir yere yatırdılar. Allah'ım diyorum beni buradan kurtar ya. Yani korkunç bir durumdayım. Hiç öyle bir şeyle karşılaşmamışım şimdiye kadar. Yani tehlikeli işler yani. Ertesi gün bir jandarma komutanı geldi hiç unutmuyorum. Bu kim dedi? Ben böyle duruyorum. Ama ben yani klavyeyi falan kablolarını sökmüşüm. Kolumun altına yani bıraksalar gideceğim. Ben dedim işte piyanist şantörüm. Nüfus cüzdanı göster dedi. Gösterdim. 18. 21 yaş altı çalışamaz. Geri gitsin bu dedi. Ben var ya ayakkabıları falan almadan dedim. Yemin ediyorum. Ritim box'ıma. Evet. Hatta şöyle yarım basket ayakkabılarım vardı hiç unutmuyorum. Onları falan bıraktım yani. Ritim box'ı. Aldım ben ekmeği kolumun altına. Hemen minibüsle İzmir.
Çok korkunç bir hikaye. Müthiş bir şey ya. O zamanlardan hani bu Uludağ zamanlar... Uludağ yolunda falan da çalıştım ya. Uludağ'daki tabelalarda. Tabii. Hadi bakalım ya. Tabii canım. Orada nasıldı abi işler? Orada işte köpek var, sucuk var, köfte var. Güzel yani. Yolunda. Uludağ'da falan. Yolunda ritim boksa falan. Gayet iyi gidiyor. Peki.